Bizim hastalarımızın çoğunda fark ediyoruz, erkek olsun kadın olsun, bazı bel ağrılarının sebebini MR'la açıklayamadığı zaman aslında sorunun pelvik taban kaynaklı olabileceğini çoğu zaman gözden kaçırıyorlar. Bel ağrısında özellikle bağırsak disfonksiyonları ve mesane disfonksiyonları çok çok etkili. Özellikle kadınların es geçtiği noktalardan biri de cinsiyette şöyle bir durum var. Kız çocuklarında skolyoz görünme oranı daha fazla. Aslında aileler bu noktada tuzağa düşüyor. Bu kamburlukla ilgili kriterler nedir? Yani hangi durumlarda fizyoterapi egzersiz, hangi durumlarda ortopedistler bakıyoruz? Şunu söylemek gerekir. Özellikle kifozunuz, skolyozunuz gibi problemleriniz varsa, omurga problemleriniz varsa Bizim hastalarımızın çoğunda fark ediyoruz, erkek olsun kadın olsun, bazı bel ağrılarının sebebini MR'la açıklayamadığı zaman insanlar ve fizyoterapiyle, manuel terapiyle de sonuç alınamadığını fark ettiklerinde aslında sorunun pelvik taban kaynaklı olabileceğini çoğu zaman gözden kaçırıyorlar. Bu tabii günümüzde yaygınlaşmaya başladı bu tarz yayınlarla, bu tarz bilgilendirmelerle. Bu bel ağrılarıyla ilgili pelvik taban nasıl etkiliyor, pelvik taban nasıl kasılıyor, neden kasılıyor ve nasıl anlaşılıyor pelvik tabandan dolayı bir ağrısı olduğu hastanın. Çünkü bazen bize kişi daha konuşurken biz direkt kendi içimizde diyoruz bu pelvik tabandan dolayı ağrısı var. Hatta bugün de vardı birkaç tane öyle vaka. Bu konuda bir detaylı bilgilendirme alalım. Şimdi şöyle hocam, dediğiniz gibi bel ağrısında özellikle bağırsak disfonksiyonları ve mesane disfonksiyonları çok çok etkili. Daha geçen bir hastamızda ısrarlı geçmeyen bel ağrısı vardı. Yönlendirdik, bağırsak enfeksiyonu çıktı ve ağrılarına tedavisinden sonra elveda dedi. Şöyle, pelvik taban bizim en çok yük alan alanlarımızdan biri ve yansıyan ağrıları çok çok fazla. Özellikle kalçaya, işte bele kemer şeklinde vuran ağrılarımız çok oluyor. Tabii bunun ayrımını yapabilmek çok çok önemli. Dirençli bir bel ağrınız varsa ve yapılan tüm terapi yöntemlerine rağmen geçmiyorsa ağrınız, muhtemelen pelvik tabanınız es Bir de geçiriyordur. spesifik şeyler vardı ya, mesela işte öne eğildiğinizde kalkmakta zorlanıyorsanız. Bir de mesela sabahleyin uyandıklarında en çok ağrılar artabiliyor. Bunları da söyler misin böyle kısa ve tane tane? Şöyle, pelvik taban ağrısı olan hastalarda şöyle bir durum oluyor. Genelde koksis dediğimiz kuyruk sokumu çevresinde ağrılar oluyor. Gündüz kalktıkları zaman özellikle öne doğru eğilmekte zorluk yaşıyorlar. Ve en önemli noktalardan biri, bazı pelvik taban hastaları dar kıyafet giydikleri zaman ağrılarının arttığını söylerler. Özellikle bel ağrılarının, kalça ağrılarının. Bunlar bizim ayırıcı noktalarımız. Ama özellikle kadınların es geçtiği noktalardan biri de pelvik organ prolapsusu dediğimiz. Yani organ sarkması problemleri de bazen böyle ısrarlı bel ağrısı yapıyor. Peki bunun ayrımını nasıl yapabilirler? Genelde bu kişilerde gündüz durum çok iyidir ama akşama doğru yorgunlukla beraber artan bir bel ağrısı şikayetleri olur. Onda da gene bir jinekolog muayenesi yapıp ardından bizlere başvurabilirler. Bu şekilde bel ağrıları varsa pelvik tabanında es geçmemeliler diye düşünüyorum. Peki erkeklerde nasıl? Aynı belirtilerle mi? Erkeklerde de genelde aynı belirti ama erkeklerde şöyle, sadece sakroiliyak eklem problemi olduğu zaman özellikle kasık ağrısı olabiliyor. Bunun ayrımının yapılması lazım. Skolyoz konusuna isterseniz şey yapalım. Şöyle hocam, skolyoz konusunda da skolyozda genelde bugün risk faktörlerini konuşacağız. Özellikle hangi risk faktörleri? Genellikle yaş bizim için en önemli risk faktörü. Onun dışında cinsiyet en büyük risk faktörlerimizden biri. Cinsiyette şöyle bir durum var. Kız çocuklarında skolyoz görünme oranı daha fazla. Özellikle 10 ile 20 derece arasında genelde kız erkek oranı daha yakınken
30 derecenin üzerine çıktığı zaman kızla erkek arasındaki oran ne yazık ki daha da artıyor. Yani 10 ile 20 derece arasında 3'e 1 iken 30 derecenin üzerine çıktığında 7'ye 1 şeklinde ortaya çıkıyor. Bir de yaş faktörü. Yani 20 derecelik bir eğrilik olduğunu düşünelim. Eğer 20 derecelik bir eğrilik 9 yaşındaki bir çocukta görülüyorsa durum daha farklı. 14 yaşında bir çocukta görülüyorsa durum daha farklı. Özellikle 9 yaşında bir 20 derece görüyorsak burada risk faktörlerimiz çok çok daha fazla. 14 derecede risk faktörümüz daha az oluyor. Çünkü ilerleme riski çok az oluyor. Yani 9 derecede 20 dereceyi gördüğümüzde bu çocuğun 10-14 yaşlarında muhtemelen 30'lu dereceleri görebileceği, belki daha yüksek dereceleri görebilmeli riski olduğunu düşünüyoruz. O yüzden önlemimizi daha farklı alıyoruz. Bir de bu çocuklarda büyüme plakları bizler için çok çok önemli. Nedir bu büyüme plakları? Eğer çocuk özellikle risler dediğimiz leğen kemiklerinin üzerinde olan hilal gibi yapılar açıksa bu çocuklarda büyüme riski beraber yani skolyozla beraber bu risk artıyor. Büyüme plakları kapanmaya yakın olduğunda riskimiz de minimalize oluyor. Bir de açı durumumuz var. Eğer açımız ne kadar büyükse ilerleme riskimiz de ne yazık ki o kadar fazla oluyor. Rotasyon dediğimiz durum var. Omurganın kendi etrafında dönmesi. Bu da ne kadar fazlaysa dışarıdan görüntü de o kadar çocukta bozuk oluyor. Yani nasıl deformasyon çok daha fazla oluyor. Aslında aileler bu noktada tuzağa düşüyor. Yani nedir bu noktada tuzağa düşmek? İşte düşük derecelerde o rotasyon miktarı az olduğu için aile dışarıdan bir şey göremiyor. Yani ne Ama rotasyon rotasyon miktarı artması belli arttıkça olmuyor. artık kaburgalar dönmeye başlıyor. Öne doğru eğildiğinde o çıkıntı çok bariz oluyor ve aile ondan sonra farkına varıyor. Bir dipnot düşelim. Genelde çoğu aileler bize başvurduğunda 25-30 derece civarında olduğunda fark ediyorlar. Yani bu derecelerin altında çoğu zaman hasbelkader işte bir akciğer grafisi ya da bir farklı grafiği çekildiğinde doktorun fark etmesiyle şey yapıyorlar, fark Peki ediyorlar. Berra Hocam, bu skolyozda mesela az önce de bir hasta yazdı da, yani belli bir yaştan sonra derecede değişiklik oluyor mu? Yani ben kaç yaşına kadar derece değişikliği oluyor? Hocam şimdi şöyle özellikle yetişkin gruplarda eğrilik düşmez ya da eğrilik artmaz diye bir kanı yok. Yani o artık eski bir bilgi. Şöyle bizim özellikle yetişkin bireylerde eğriliklerin derecelerinde düşen çok hastamız var. Ama sabit kalan da çok fazla. Burada yetişkin bireylerin hangi amaçla başvurduğu bizler için çok çok önemli. Ya birisi yazmış az önce de, ben biliyorsun dayanamam öyle şeylere. Evet. 8 derece girdi, 9 derece çıktı diyor da, astsubayla hazırlanan birisi Evet. belki 10 derece olacaktı, belki 12 derece olacaktı yani şeyi Yani şöyle yapmasaydı. hocam, bu tarz şeylere giren kişilerde süreç çok kısa. Yani hızlandırılmış bir programla beraber o dereceyi düzeltmeye ya da düşürmeye yönelik postürel düzeltme yapılır ve kişi o şekilde röntgene gider. Tabii o noktada bazen müdahaleler olabiliyor. Kişi ne yapabiliyor? Heyecandan duruşunu bozabiliyor ya da farklı şeyler olabiliyor. 8-9 derecelik açılar 10 da olabilir, 7 de olabilir. Yani küçük 1-2 derecelik sapmalar bizim ölçümlerde kriter aldığımız durumlar değil. Yani çünkü her ölçüm arasında 5 derecelik sapmalar normal olarak kabul edilir. Evet, yani bir de hani belli bir yaştan sonra yenileme biraz zor olabilir, değil mi? Yani 8, 9, 10 derecelerde hocam postürel düzeltme ile beraber özellikle genelde bize başvuranlar şey oluyor işte bu askeri okullara gidenler falan oluyor. Onlarda eğer postürel sapma varsa bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Yani postürel düzgünlüğü sağlayıp o şekilde kişi. Çünkü zaten düşük dereceler ölçümlerin de çok çok hassas olması gerekiyor. Peki. Bir diğer konumuz Kifoz. kifoz. Kamburga.
Ben çok son zamanlarda çok görmeye başladım kambur gezen insanlar. Artık herkesin duruşu bir değişik yani böyle. Herkes eğri büğrü duruyor. Bu kamburlukla ilgili kriterler nedir? Yani hangi durumlarda fizyoterapi egzersiz, hangi durumlarda ortopedistler bakıyor? Evet. Şimdi şöyle hocam, genelde 20 ila 55 derece arası kifoz normal olarak kabul edilir. 55 derece ile 80 derece arası egzersiz artı korse öneririz çoğu zaman. 80 derece üzerinde de cerrahi alternatifler konuşulmaya başlanır. Ama genelde toplumumuzun farkında olmadığı kifoz türleri de var. Yani kamburluk türleri de var. Bir, bizim postürel dediğimiz ki şu sıralar çok sık gördüğümüz bir kifoz türü var. Bir de Sherman kifozu dediğimiz, genelde çocuğun küçük yaşlardan itibaren vücudunda söz konusu olan bir kamburluk durumu var. Bunun ayrımını çok iyi yapmak lazım. Mesela kişiler bize başvurduğu zaman şöyle, özellikle öne doğru eğdiğimizde C şeklinde omurgası oluyorsa ha diyoruz. Evet, bu düzeltilebilir bir kifoz. Muhtemelen inaktif bir yaşamı var. Muhtemelen işte egzersizden uzak bir yaşantısı var. Ve bu kişiler diğer Sherman kifozu dediğimiz kişilere göre daha az ağrı şikayetiyle başvuruyor. Daha çok postürel kaygıyla, kozmetik kaygıyla bizlere başvuruyorlar. Ama Sherman kifozunda kişiyi öne eğdiğimiz zaman deve hörgücü gibi bir kambur görürüz. Yani o C görüntüsü yoktur. Lordoz dediğimiz bel kavisi de çok fazladır. Ve röntgende de hekimler şunu görür. Kamalaşan bir omurga. Normalde bizim omurgalarımız nedir? Dikdörtgen şeklindedir. Ama Sherman kifozu olan bireylerde kamalaşır. Ve 5 tane omurun buna dahil olması lazım. İkisinde tedavi yöntemleri birazcık daha farklılık gösteriyor. Çünkü postürel kamburlukta daha fleksibel bir yapı var, daha esnek bir yapı var. Ama diğer Sherman kifozunda daha rigid, daha sert bir omurga var. Burada genelde kişiyi aldığımız zaman ilk başta manuel terapiyle başlıyoruz. Yani çünkü gergin kas sahaları falan oldukça fazla, triggerleri oldukça fazla. Onları temizleyip sonrasında egzersiz kısmına giriyoruz. Bu kişilerde korse alternatifi de genelde tartışılır. Çünkü korse kullanımı kişinin ne yazık ki diğer postürel kifozdaki gibi düzelmesine pek katkı sağlamaz. Şunu söylemek gerekir. Özellikle kifozunuz, skolyozunuz gibi problemleriniz varsa, omurga problemleriniz varsa, gözlük kullanımınız varsa dikkatli olun. Gözlük kullanımı özellikle omurga deformasyonlarında yapılan çalışmalarda etkisinin bulunduğu görülmüştür. Onun dışında çocuğunuzda ya da sizi düz saban dediğimiz pes planus varsa, bunlar da gene sizin omurganızda deformasyona yönelik etkiler oluşturur. Yani vücut aslında bir bütündür. Bize geldiğiniz zaman ya da kişinin şikayeti her ne olursa olsun bütüncül bir yaklaşımla o kişiye yaklaşmak zorundayız. Evet, yani böyle yapıldığı zaman işte hocalarla da koordine gittiğimiz zaman çok başarılı oluyoruz. Bir şey daha ekleyelim. Eğer çocuktan kendisini düzeltmesini istiyorsak ve asla dik duramıyorsa, orada rigid bir yapı oluşuyorsa bunu mutlaka hemen ortopediste götürsünler. Çünkü tehlikeli bir durum. Omurgada bir Evet. ankiloz durum olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi biraz soru cevaplayalım. Şu soruyu çok soruyorlar da. Diyelim ki çocuk 8 yaşında ya da 9 yaşında. İşte 25 derece skolyozu var. Biz bu çocuğu kaç yaşına kadar geriletebiliriz? Kaç yaşından sonra daha yavaş gerilemeye başlayacak ya da duracak? Ergenliğe Şimdi girdikten sonra mı? şöyle, eğer bir çocuk bana 8 yaşında gelmişse ve 25 derecelik bir eğriliği varsa birazcık tablo beni ürkütür açıkçası. Yani muhtemelen progresyonu, yani ilerlemesi hızlı bir skolyozla karşı karşıyayız. Öncelikle bu çocuğun korselenmesi gerekir. İkincisi, bu çocukta yani biz düşürmekten ziyade biz bu çocuğu neyden koruyacağız? Çünkü ameliyat eşiğine daha yakın bir
durumdan bahsediyoruz. Yani ilk amacımız her zaman bizim skolyozla ilgili programlarda ilerlemeyi durdurmaktır. Sonra derecelerde düşüşü sağlamaktır. Ama genelde kız çocuğuysa menarştan 2 sene sonraki süreç bizim için artık böyle bir oh çektiğimiz dönemdir. Erkeklerde de işte ergenlik bitimiyle beraber genelde riskler azalıyor. Ama skolyozu ne kadar erken yaşta görüyorsanız risk o kadar fazla bizim için. Yani erken müdahale o yüzden önemli diyoruz. Diğer şubedeki arkadaşlarımız da bahsetmişlerdir. Erken teşhis kişiyi ameliyattan, cerrahiden kurtarır. O yüzden genelde 8 yaş, 25 dereceler birazcık riskli yaş grupları ve dereceleri oluyor ne yazık ki bizim için. Yani 8 yaşında derecesi yüksekse diyorsunuz, 8-9 yaşında daha da yükselecek. Yani risk büyük. Peki Ama aile şunu... Tabii buyurun. bu sırada sizin yapacağınız şurot ve korseleme bunu yavaşlatıyor mu? Tabii. Yani şimdi burada birçok parametre var hocam. Özellikle işte çocuğun o dönemde boy atakları, kaç santim, ne kadar, boy uzaması. Yani skolyoz deprem gibidir. Ne zaman, ne şekilde, hangi şiddetle geleceğinizi bilemezsiniz. Genelde şurotta şu algı var, bu yanlış bir algı. İşte şurot alıyorum, derecem düşecek. Hayır. Yani bir yanda %90-95 artacak bir eğrilik var. Yani bazen neyden koruduğunuz daha önemlidir. %90-95'lik bir riski egale edip onu 25'te tutmuşsanız bu büyük bir başarıdır. Yani bir 3-4 derece düşürmektense ben açıkçası o %95'lik riski egale etmişsem bu aile için sevindirici olmalıdır. Yani o yüzden süreci iyi yönetmek, ilerleyeceğini bileceğiniz bir eğriliği durdurmak ve düşürmek büyük büyük başarıdır. İsterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar, kolajen işe yarar mı hocam demiş. Tabii kolajen kullanmak işe yarar ama bununla ilgili bilgi vermek daha çok o işin uzmanlarına bırakıyoruz biz, kendi alanımız dışında olduğu için. Son bir soru alayım. Oğlu 12 yaşında, skolyoz %25 idi. Şu an %15 oldu ve yaşıtlarına göre boyu 1,36 kısa diyorlar. Kontrole gidiyorsunuz, neler verirsiniz diyor. Yani şöyle hocam, bir metabolizma ile alakalı mutlaka bir tetkikleri yapılsın. Endokrinoloji görebilir. Sen, gelişim geriliği var dedi değil mi? Ben öyle anladım. Yok. Evet. Yani Boyuna kısa diyorlarmış yaşıtlarına göre. Kontrole gidiyormuş ama gelişim geriliği dememişler. Yani şöyle eğer 12 derece, 12 yaş 25 dereceden 15'e düşmüşse çok iyi, güzel yoldalar. Devam etsinler. Ama bu noktada dediğim gibi özellikle çocuğun gelişim takibini mutlaka ama mutlaka yapsınlar. Bazen çünkü işte boyu kısa deniliyor ama sonrasında hızlı bir boy atma hata oluyor. Özellikle boyu uzadığı dönemde skolyozuna dikkat etsinler. Şehirlerinde varsa şurot terapisti mutlaka şurot terapistlerinden destek alsınlar. Ve bir ortopedi hekiminin mutlaka ama mutlaka skolyozla ilgilenen ortopedi hekiminin takibinde olsunlar. Şimdi kolajenle ilgili soruya bir kez daha cevap verin. Bizim bir tane kolajen hazırlığımız var. Eczacı Seda Aytın'la beraber. Bir kolajen markası hazırladık. İçeriğini hastalara özel planladık. O da yakında çıkacak. Onu da takip edebilirsiniz. Soru sorduk cevap vermedik diyen HRNBB hesap ismini de okuyamıyorum da. Sırtta fıtık var. Bu bir soruysa eğer. Ben bu sorudan bir şey anlamadım. Sırtta fıtık var. Yani sırt fıtığı hiç korkulacak bir şey değil, onu söyleyeyim yani. En korkmamanız gereken fıtık sırt fıtığıdır. Sadece olduğu bölgeyi etkiler ki çoğu zaman sırt ağrısının sebebi sırt fıtığı da çıkmayacaktır. Detaylı bir değerlendirme yapıldığında bu konuda içinizi rahat edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi Berna'cığım teşekkür akşamlar. ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Gelişimi gerideymiş bu arada o çocuğun. Öyle yazdılar şimdi. Yani dilerse bize de ulaşabilir. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Tamam. Yönlendirme de yaparız.
Evet, atılan mesajlara da bakacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.